ve sabrı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Eyyub'a vahiy gönderildiği, onun hidayete erdirildiği bildirilmekte, ayrıca hastalığıyla ilgili olarak ayrıntıya girilmeksizin bilgiler verilmektedir. Eyyub aleyhisselam, Rabbimize, "Bu dert bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin," diye niyaz etmiş, bunun üzerine Yüce Allah da onun duasını kabul ederek başına gelen felaketi kaldırmış, kendi tarafından bir rahmet ve ibadet edenler için bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini vermiştir. Kur'an'da insanın sabırsızlık, acelecilik, tahammülsüzlük, yılgınlık ve sızlanma gibi olumsuz özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir. Hazreti Eyyub aleyhisselam, hastalık ve sıkıntılı durumlarda Yüce Allah'a büyük bir tevekkülle, sabır ve duayla güç bulmuştur. Hazreti Eyyub aleyhisselam gibi sağlığı verinin de hastalığı verinin de Allah olduğunun bilinci içinde olmalı, onun zorlukların arkasına gizlediği kolaylıkları, musibetlerin arkasına gizlediği nimetleri düşünüp güçlü olmalıyız. Bir ayet. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Hicr suresi 9. ayet. Hayırlı günler. Diyanet takvimi. Evet, Yağmurlu Köyü'ne bir defa çekim yapmıştım. İçimden bir daha gitmek istedi. İnşallah bir problem olmaz. Yağmurlular için gelsin bir daha. Kuşağı türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Sevgili dinleyicimiz Huri Özer, Niğde'den selamlar. Bahçede sizleri dinlemekteyiz. Sıradaki türküyü eşim Bircan, öğretmen arkadaşlarım ve radyo dostlarıma armağan etmek istiyorum yazmış. Teşekkür ediyoruz. Adıyaman'dan Hüseyin Zeynal Kutlu da iyi yayınlar dileyerek sıradaki türkümüzü Mersin'de bulunan İbrahim abime, eşime, çocuklarıma ve Adıyamanlılara armağan ediyorum demiş. Sıradaki türkümüzü Okan Murat Öztürk seslendiriyor. Derbent Deresi.
12.30'u gösteriyor. Türkülerle gün ortasına Mirza Baba'dan alınan güzel bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyoruz. Ali Haydar Gül'den dinliyoruz. Bir teçit çorap ne menedin, em oğluna gönderesen. Bir teçit çorap ne menedin, em oğluna gönderesen. Em kızı can, em kızı, gözlerim mercan, em kızı. Em kızı can, em kızı, gözlerim mercan, em kızı. Bir teçit çorap ne menedin, em oğluna gönderesen. Bir tek çorap ne mene benim oğluna gönderesen. Bal develer yühlendi nem kızı, az yok uşat ihlendi nem kızı. Bal develer yühlendi nem kızı, az yok uşat ihlendi nem kızı. Gözlerim senden cevap yok, gönlüm şehlendi em kızı. Gözlerim senden cevap yok, gönlüm şehlendi em kızı. Bakırsan yanı yanı, ay bu gönlümün bağlanı. Niye bakırsan yanı yanı, demiştin nişan göndereceğim. Ben söylediğim bedahanı, demiştin nişan göndereceğim. Ben söylediğim bedahanı. Em kızı can, em kızı, gözlerim mercan, em kızı. Em kızı can, em kızı, gözlerim mercan, em kızı. Bir tek üç çorap ne menedin, em oğluna gönderesen. Bir tek üç çorap ne menedin, em oğluna gönderesen. Bal develer yühlendi em kızı, az yok uşat ihlendi em kızı. Bal develer yühlendi em kızı, az yok uşat ihlendi. Gözlerim senden cevap yok, gönlüm şehlendi em kızı. 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 Türkülerle gün ortasında şimdi Ordu yöresinden güzel bir türküyle Emine Akmeş'e alıyor sırayı. Eminem pazar mısın, şeftali satar mısın diyor. Şeftali şöyle dursun.
Evet, böylece Yağmurlu Köyü'ne bir daha girmiş olduk. Yağmurlulara buradan selamlar. Bizi izleyen herkese selamlar. Alo Erzan'dan. Orman Beyli Köyü'ne de çekim yaptık gelirken. Yine devam ediyoruz yolumuza. Hasan Özel'den dinliyoruz. Emir Dağ birbirine ulanır.